Merhaba arkadaşlar. Bugün MySQL Query ile veri tabanı oluşturmaya çalışacağız. Veri tabanına tablolar yükleyeceğiz. Daha sonra alter table komutlarını kullanmaya çalışacağız. Öncelikle bir veri tabanı oluşturalım. Ben bir otomasyon üzerinden gideceğim. Öğren otomasyonu. Basit tablolar oluşturacağım. Öncelikle tablo oluşturmak veya veri tabanı oluşturmak için create komutu kullanıyoruz. Create veri tabanı oluşturacağım için database diyorum. İsmi de student olsun. Şuradan execute diyorum arkadaşlar. Hemen refresh yapayım. Gördüğünüz student oluştu. İçi boş şu anda, tablo yoktur. Şimdi bu veri tabanı içine tablo eklemek için veri tabanının seçili olması lazım. Şu anda veri tabanım seçili değil. Ya seçmem lazım ya da şu şekilde yapabilirim. Tablo oluşturmak için. Create diyorum oluşturmak için. Table. Şu anda veri tabanı seçili olmadığı için veri tabanının ismini yazıyorum. Nokta koyuyorum. Daha sonra oluşturulacak tablonun ismini yazıyorum. Veya öğrenciler olsun. Şimdi bunun içindeki alanları oluşturacağım. Bir öğrenci numarasına ihtiyacım var. Bir yerine diyorum. Karakter tipi char 9 olsun, not null olsun, yani kesinlikle doldurulması lazım. Virgül koyuyorum başkalarını eklemek için, tablom için. Ad olsun, bu da var, char olsun, bu da 25 karakter olsun. Daha virgül koyuyorum. Şimdi primary key'e ihtiyacım var. Primary key diyorum, burada öğeri adı ne yapıyordun? Parantezi kapattık. Hata verdi. Primary key yazmamış arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi oluştu. Refresh yapayım tekrar. Gördüğünüz gibi öğrenciler oluştu içindeki alanlarda. Yani şimdi veri tabanınızı seçerek gidelim. Student. Gördüğünüz şu anda siyah hale geldi. Şimdi biz arkadaşlar table dersler tablosu oluşturalım. Bunun içine ders ne olsun? Bu da char 7 olsun. Maximal ders adı olsun. Bu da var char 25 olsun. Daha sonra yeterli bu kadar fazla şey gibi. Bir de primary key yapayım buna. Primary key da ders kontre ne olsun? Parantezini kapattığım noktada bile. Şu anda bir hata vermedi. Tekrar yenileyelim. Gördüğünüz dersler tablosu da oluşturuldu. Bir de alınan dersler oluşturalım. Table alınan dersler yapalım. Buna da bir ID belirtelim bu tabloya. Integer tipinde olsun. Alttan başlasın. Daha sonra auto increment olsun, yani otomatik artan olsun. Olsun. Bu alınan derslerde bir öğrenci numarasına ihtiyacımız var. Karakter tipi char 9 yapmıştık. Not null olsun. Kareye de not null yapalım. Daha sonra bir de dersler olması lazım. Ders null yapalım. Char
7 olsun bu da. Primary key ekleyelim. Primary key. Burada primary key'imiz id. İndeks ekleyelim arkadaşlar. İndeksimiz de biri ögere sırala halinden dersler olsun. Bunu istediğimizde yazabiliriz. Hangisi bizim indeksimiz? Ögere adre no. Bir de diğer indeksimiz de ders sırala ders bağla diyorum ben buna. Ders adre no. Kapatıyorum. Şu anda hata almadım. Deneyelim. Alman derslerimizi aldık buraya. Şimdi arkadaşlar tablo üstüne bu şekilde oluyor. Karakter tipleri falan. Onlar şu anda üstüne gitmeden kaldı. Şimdi alta table komutlarını kullanmaya başlayalım. Öğrenciler tablosuna bir alan ekleyelim. Yani şöyle adı var. Surat ekleyelim. Alter table hangi tablomuz? Öğrenciler tablosu at kolon diyorum. Burada kolon kullanmaya gerek yok. Kullansak doğru sorun değil. Ne ekliyoruz buraya? Soyadı diyelim. Var char 25 olsun bu da. Not olsun. Hemen deneyelim. Şu anda eklemesi lazım. Gördüğünüz gibi sırada eklendi. Bir arkadaşlar alter table komutuyla soyadında varchar 25 yapmıştık. Bunu varchar 50 yapalım. Yani modifiye edeceğiz. Alter table hangi de öğrenciler modifi soyadı var çar 45 olsun. Şu anda yine de hiç herhangi bir hata almadık. Daha sonra arkadaşlar foreign key ekleyelim. Ondan önce bir alanı silelim. Bildiğiniz gibi silme komutu drop'tu. Soyad alanını silelim. Alter table öğrenciler drop. Hangi alanı sileceğiz? Soyad sileceğiz. Drop kolumda yazsak olur, yazmak da olur. Hemen refresh yapalım. Gördüğünüz gibi soyadı kısmı gitti. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi primary key'den yabancı anahtarlarımız, dış anahtarlarımıza yani foreign key'lere de ihtiyacımız var. Biz burada alınan derslere foreign key ekleyeceğiz. Yani öğrenci numaramıza ve ders numaramıza ana tablolarla bağlamamız lazım. Bunun için de alter table önce hangi tabloya ekleyeceğiz? Alınan dersler. Daha sonra add constraint. Add constraint diyoruz arkadaşlar. Daha sonra buraya bir kendi ismi yazıyoruz. Ne yazalım? Ders pahalı diyelim. Bu şekilde yapalım. Foreign key diyoruz. Buraya direkt id için de yazsak olur. Bir isim de yazsak olur. Ama bunu parantez içinde yazmamız lazım. Id kısmını. Ne ekleyeceğiz biz? Ders notunu ekleyeceğiz. Şu anda alınan dersler tablosunun içine düzenleme yapıyoruz. Yani alınan derslerdeki bilgileri giriyoruz. Ders bunu diyorum. Şimdi referans diyorum. Yani referans. Yani hangi tablodan çekeceğimizi. Hangi tablodan çekeceğiz?
Ben burada ders notu çekiyorum. Yani dersler tablosundan ders notu. Hemen bakalım. Dersler student şuraya C koymamışız. Şu anda bir hata almadık. Şimdi bir de öğrenci numarasına yazalım. Ya da şurada öğrenci yapalım ben. Buraya mesela öğrenci Pablo yazalım. Yani orası tamamen sakınmış ama buralar önemli. Nereden çekeceğiz? Öğrencilerden bilgileri aktif. Hemen bir yaptık. Daha sonra arkadaşlar buralara insert into komutu kullanabiliriz. Yani tablonun içindeki alanlara insert into hangi tablo? Dersler tablosuna. O var ya. Burada hangilerini yapacağız? Ders no mesela buraya bir ders no ekleyelim. Bunu tabi tek tırnak içinde yazmamız lazım. Neler ekleyeceksek. Buraya 125 2 bu şekilde yazdım. Kapattım. Bir de ders adını yazmam lazım. Şu anda bakıyorum satırda. İki tane alanım var. Matematik yazalım. Kapatıyorum. Bunu da kapattım. Şu anda hemen gördüğünüz gibi bakalım. Dersler. Ders no. Fırsatı. Pardon. Set from derslerden gördüğünüz gibi eklediğimiz dersler burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ezan vasıtasıyla biraz ara verdim. Şimdi birkaç tane daha alt tabel komutları göstereceğim. Tablo ismi değiştirme. Komutlar arkadaşlar. İsim değiştirme buradaki alanların ismini. Öncelikle dersler tablosundan ders altında alanın ismini değiştirelim. Alter table hangi tablo? Dersler tablosu. Change ders adı true ya gerek yok. Ad olsun sadece. Bu karakter tipinde yazmamız lazım. 25 yapalım. Gördüğünüz gibi şu an değişti. Hemen bir 25 yapalım. Şu an alt kısmı değişti arkadaşlar. Bir de tablo ismi değiştirelim. Alter table hangi tablo? Dersler tablosu. Rename to ders yapalım sadece. Hemen bir eleyelim. Görün dersler tablosu. Ders tablosu oldu. Bugünlük arkadaşlar bir de şöyle bir şey göstermek istiyorum. Buradan TOS menüsünden MySQL Administrator'a girelim. Burada katalogdan Student'a girelim. Burada bizim tablolarımız var arkadaşlar. İndeksimizin ne kadar yer kapladığı falan içinde. Buradan mesela ders tablosuna girelim. Buraya adını adlar yapalım. Mesela binarı yapalım. Notlar yapalım. Aa, sorun değil, önemli değil. Burada fpchange dediğimde bana yapmam gereken komutları veriyor. Eğer zorlandığınız bir yer olursa bu şekilde bulabilirsiniz. Tabi orada execute dediğimde
herhangi bir değişikliği de diğer tarafa aktaracaktı. Bugünlük arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Başka bir videoda görüşmek üzere.